Yani metabolizma artık bir, sadece işlev değil, kendi başına bir disiplin haline gelmiş vaziyette. Dolayısıyla bu disiplini temsil eden de bizim bir departmanımız var. Bunun içerisinde Sabri Ülker Merkezi var. O da metabolizma üzerine odaklı. Hatta bizim üniversitede bu odakla kurulmuş ilk merkez ve hala da tek merkez. Yani bu merkezde iki büyük alan çalışılıyor uzun süredir. Bunlardan bir tanesi enerji kaynaklarıyla ilgili. Mesela enerji kaynağı ne olabilir? Tabii ki yani gıdalar. Gıdaların içerisinde işte karbonhidratlar, lipidler vesaire. Ama hem depolanma hem vücuttan uzaklaşma açısından hem de sinyalleme açısından en zengin olan alan yağlar. Dolayısıyla bizim bir odağımız bu yağlar, kıymetli, önemli ve yararlı biyolojisi olan hormonlar da var yağ tabiatında. Bunların ortaya çıkarılması, çalışılması, daha kontrollü bir şekilde diyet aracılığıyla geri döndürülmesi gibi konularla ilgileniyoruz. Bir de proses tarafına bakıyoruz. Yani bu sinyaller hücreye ulaştığı zaman ne yapıyorlar, nerelerde algılanıyorlar? Orada da üzerinde en çok çalıştığımız şey hücre içinde bir hücrenin metabolik olarak ne yapacağına karar vermesi. Mesela bir karaciğer hücresi, diyelim ki yemek yediğiniz zaman ne kadar şeker üretecek, ne kadar yağ depolayacak, onu nasıl yakacak? Bu kararı verdikten sonra o işlevi gerçekleştirmek için kendi içerisinde yeni bir organizasyon geliştirmesi gerekiyor. Çok ilginç bulduğumuz bir şey var. Yani şişmanlıkla beraber gelen akciğer hastalığının mesela yeni bir hastalık olduğunu tarif ettik. Çok yeni, yani birkaç hafta önce. Ve bu bilinen akciğer hastalıkları hiç benzemeyen böyle akciğer yağlanması diye isimlendirdiğimiz örneğin yeni bir hastalık. Her çalıştığımız mekanizmayı ileriye doğru taşıyıp uygulamaya döndürmek istiyoruz. Yani şu anda bizim merkezimizin de çalışma arkadaşlarımızın da bundan sonraki 10 senede odaklanacağı yer bunları insanlara taşımak. Ya beyin göçü zor bir konu. Tam doğru cevabını vermek, bir nokta atışı yapmak için. Ben genelde beyin göçünün kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben hatta ona, yani göç kelimesini bile sevmiyorum. Ben ona beyin gezintisi diyorum. Fakat tabii orada yani belli parametreler var. Yani insanların seçim şansları olduğu zaman yaptıkları gezintiyle olmadıkları zaman yaptıkları gezintinin tabii farklılıkları ve farklı boyutları var. Birinci koşulda insanlar ana limanla bağlantılarını koparmamaya çalışıyorlar. İkincide o bağı idame ettirmekte daha çok zorluk çekiyorlar. Yani bu ikinci kategoriye geçmediğimiz sürece aslında insanların, bilim insanlarının yani dünyaya açılması, başka yerlerde başka şeyler öğrenmesi, daha ileriye gidecek açılımlara onların bir parçası olmasının bir zararını düşünmüyorum ben. Özellikle yeni nesilde göç hareketi olduğu. Yani bunun ilerideki iz düşümü ne olur? Dediğim gibi bunun neticesini belirleyecek olan şey, yani bu insanlar birbirleriyle ve ülkeleriyle olan bağlarını koruyabilecekler mi? Oradaki köprü ayağının karşılığı olan ayaklar burada sağlığını koruyabilecek mi? Yani bizim buradaki akademik sistemlerimize ve bilim insanlarına çok iyi bakmamız gerekiyor benim kanaatimce. Türkiye'de çok kıymetli bilim insanları var. Fakat bütün dünyada da şu anda gözüken kriz Türkiye'de de gözüküyor. Yani bilimin icraatı çok zor bir hale geldi.